Hepinize merhabalar gençler kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir oyuncu analizi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar haftanın potvilerini inceleyeceğiz ve pazartesi günü gelecek olan epik oyuncularda %90 belli oldu Adriano Nedved ve Gans Milan'ın e, santraforuymuş hiç duymadım bilmiyorum izlemedim arkadaşlar <laughs> baya eski herhalde e, gençler. E, Ronaldinho gelme ihtimali e, keşke olsaydı ama şu anda e, Twitter'da işte eee Konami'ye yakın kaynaklar, Japonlar işte kimler seçti işte onlar. Ronaldo'nun ismi çok fazla geçmiyor. Muhtemelen Adriano, Nedved ve Gans olarak gelecek. Adriano'nu fırsatçı golcü big time kartından şikayet eden ve kullanmayan arkadaşlar vardı ama bu gelecek olan kart kurnaz oyun tarzına gelecek. Başka şeyler konuşabiliriz. Başka etkisi olabilir oyun içerisinde Adriano'nun pazartesi günü geldiğinde de inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, ve yan çarları, paket içerisinde bulunan yan çarlar, e, El Sharavi, Mkhitaryan, Arkadius Milik, Duan Zapata, Orsolini, Christian Pulisic, Kravashgelia'nın e, 586. kartı ve Isaksen arkadaşlar gelecek paket içerisinde. Bugün gelecek, e, gel, bugün gelen, gelecek demişim, bugün gelen iki tane Japon çarı var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz üzere, isterseniz bunları da bir inceleriz. E, bu arada bakarız, Japon oyuncularla oynayan arkadaşlar var çünkü ama... Ya şunları artık bunları salla. Ya bunların içerisinden çok iyi bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Mesela Langerak. Kral. Ya, ya abi Langerak, Mangerak falan. Ya bunlar ne vakit kaybı. Bunlara çok gerek yok. Ee, şimdi isterseniz şu iki Japon'a bakalım. Arkadaşlar. Bu arada bu iki Japon. Beyler. 100 kişilik. Ya yani kutunun içerisinde 100 oyuncu var. Ve iki tane epik var. Eee. Şöyle düşünüyorum ben. Mesela hani 3 tane epik getiriyor ya. Diyelim ki pazartesi günü işte Adriano, Gans ve Nedvet geldi. 150 topta 3 e, tane epi veriyor. 2 epik verdiği zaman da 100 topta 2 epik veriyor. Acaba Konami'nin kafasındaki şey şu mu? 50 topta bir tane e, epik bize verme şansı mı sunuyor acaba? Çünkü 50'de bir ihtimal oluyor. Mesela 100 kişinin içinde 2 tane epik. 50-100 2 tane. 3 e, tane önce de 50-100-150 yani Hani 50'de bir ihtimal oluyor aslında. Yani e, bizim en az yani bizim 50 topta arkadaşlar yani kafanız karışmasın. Bizim aslında 50 topta en az bir tane epi kesin bulmamız gerekiyor. Ya bu hesaba göre. Ama tabii bazı arkadaşlar açıyor 80 top açıyor bir tane anca buluyor. İşte 90 100 top açan var hiç epik bulamayanlar falan oluyor. Onlar ha, büyük şanssızlık bence. Hani öyle 80 topta 100 topta. E, bir tane bile epik gelmemesi. Ama normal şartlarda aslında 50 top da bir tane epi'yi bizim bulmamız lazım. Mantık onu gösteriyor. Neyse. Öyle bir aklıma geldi. Söyleyeyim dedim. Yani işte şimdi Stojkovic. Kral. Kralı. Ya kral ne yapıyorsun ya? Ben buradan ben ama nasıl inceleyeceğim? 85 102 oluyor. 84 101 100 mü olacak bu en fazla? 100 olacak. 32 level desek. Yani işte. Değil mi? 85, 84, 800 olacak. Tamam bu işte. Ya 30 level olacak ya 31 level olacak. Bilmiyorum yani. E, yok 32'ymiş en az. Yani işte top sürmesi falan güzel. Al abi bir tane şuradan. Pastan da bir tane al kral. Orada dursun kral. E, 3 puanım var. 3 puanı da kıvraklığa mı versem? Top sürmeye mi versem? Kıvraklığa vereceğim abi. Ya yani şöyle bir oyuncu oluyor. E, pası bitiriciliği olan hız hızlanması, şut gücü 88 güzel, dengesi güzel, çift ayak 3-3 bence en güzeli o arkadaşlar. Japon çarlarla oynayan arkadaşlar. Gerçi bu da Japon değil ama yani <laughs> konsepte uymaz oğlum Stojkovic. Ya yani <laughs> bu şekilde oluyormuş. Ee, enteresan. Yani diyecek bir şey yok. Alın oynatın arkadaşlar, seven arkadaşlar. Stojkovic. Ben birazcık e, hız konusunda yani birazcık sıkıntısı var ama onun dışında ee, gen itibariyle her şeyden birazcık gözüküyor oyuncuda. Birazcık da farkındalık olsaymış aslında bir tık işte 84 veya işte 87 85 atıyorum şu anda. işte ofans da bir 82 83. Bir de yeşile dönseymiş. Güzel bir kart. Ta evriliyormuş. Çok da kötü değil arkadaşlar. Top tutması falan gayet güzel. Hepsi var. Bakın burada 90 üzeri gelmiş. Alçaktan pas, pası da güzel. Şut gücümüz 88. Gayet iyi. Yani de, duran toplar var. Bitiriciliği var. Yani kullanılabilir. Öteki çar kimdi? Öteki Char, Nakata. Hidetoshi. Nakata. İşte bu gençler. Bu da 81. Bu da 99 mu? Yok oğlum. Kaç oluyor 81? 85, 102. 101. Tabi. 85, 102 oluyor. 84, 101. 83, 100. 82, 99. 80, 98 overall olacak herif. Hiç getirmeyin oğlum. Tamam bir de E harfine basacağız. Tamam işte. Bir de E harfine basacağız. 98 overall olacak. Oğlum hiç getirmeyin. Yani valla ciddi söylüyorum. Hiç getirmeyin. Gerek yok. Bu ne oğlum? bitirecek yok herifse yani. Top sürmeden alsak e yok. Nereden alırsan al. Ya şunlar için de valla açmayın ya. Açan varsa. Yani yok abi. Ya bitiricilik buradan gitti. Tamam buralar güzel. Burada güzel. Burada güzel. Tamam. Yani ya bitirici ki en az daha iyiymiş anasını satayım. Ya bilmiyorum bunları öylesine getiriyorlar bence ya. Hidatoshi Nakata. Neyse biz konumuza dönelim gençler. Yani açan arkadaşlara da saygım var. Yani oyun keyfidir, zevkidir. Ona bir şey diyemem. Ama beni çok cezbetmiyor yani. Bu oyuncular yani bunu böyle yap, alsan ne olur? Yani. Bitiricilik yok. Bitiricilik. Stoykovic daha iyiymiş mesela. Adama laf söyledik mesela. Hız biraz daha. Ya yok abi Stoykovic daha iyiymiş. Aynen. İkisi de yaratıcı oyun kurucu değil mi? Yani Stoykovic daha iyi. Gençler. Nereden? Pastan almıştık. 81 hızına çıkıyor. Veya şöyle yapıp şöyle yapabilirsiniz. 80-85. Ya bu daha iyiymiş. Neyse biz konumuza dönelim arkadaşlar. Kimler geldi? Hemen bakalım. Potvillere. Potvillerden ee, ya biraz işte ben çok mesela virüs çıkartırsanız buradan arkadaşlar. Genelde 93'lüye fitlemiş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 93'lük oyuncu var. Bir tane 96'lık virüs gelmiş. Onun dışında ne bir 94 var ne bir 95 oyuncu var. Yani beni çok cezbetmedi. Açmanızı da tavsiye etmiyorum. Sadece virüs için şimdi herkes açacak ben biliyorum ama. Bakacağız. Şimdi Zielinski, Nelson Semedo, Lo Celso, Yaremçük. Arkadaşlar o gelmiş. Rowles, Malen, <laughs> Munoz, Bento. <laughs> Aa Endrik gelmemiş mi? Endrik miydi o genç oyuncu? Ama kalecin performansı da iyi diyorlardı. Ya kaleci ya oydu, kaleci seçmişler. Johnson, Wiss ve Baumgartner. Beyler o zaman başlıyoruz. Pietor Zielinski ile arkadaşlar. Pietor Zielinski güzel gözüküyor. Witz ile beraber bu paket içerisinde. 3-3 zayıf ayağı var. Gayet güzel. Çılgın koşu gole giden hata var. Kafası var arkadaşlar bu arada. Şut gücü tam sınırda. Hızlanması fena değil. 10 ee, numara oyun tarzına gelmiş. Tam bir OSU oyuncusu. 1.80 boyunda Pası var. Top tutması falan da güzel. Ee, Farkın falan hepsi sınırda gelmiş. Bakın kafa, bitiricilik falso hepsi sınırda. Ee, güzel e, yeşillenmiş bir e, potli kartı Zielinski'nin. Onun içerisinde de ben katkı vereceğini de düşünüyorum. AB form geldiği zaman arkadaşlar. Ee, full performans oynayacak biliyorsunuz. Mesela şöyle yapalım. Çift vuruş. Güzel. Masya dönüşü. Bakın iki tane güzel özellik var. Ee, sık kullanılan çalım becerisi. Kafa. Ki gerçi bunlara da çift vuruşu, masya dönüşünü falan biraz şey olmuş arkadaşlar. Yani çift vuruş yapıyorsunuz ama yani çok iyi zamanlama yapmanız lazım. Çünkü defans oyuncuları direkt dibinizde bitiyor. Biraz sanki orada birazcık böyle bir şeylik var. Yani bu e, çalım falan biraz nörflenmiş gibi oyunda sanki. Yani defansı güçlendireceğiz derken ee, böyle çift, çift vuruş mağazaya dönüşü gibi beceri. Hadi yine yapıyorsunuz yapmıyorsunuz demiyorum ama eskiye nazaran daha dikkatli ve daha zamanında yapmanız gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani biraz daha zor gibi geldi bana sanki bu çift vuruşlar mağazaya dönüşleri yapmalar falan filan. Ee, çünkü defanslar abi peşinizi bırakmıyor. Yapışıyor. Hemen yanınıza bitiyor. Adam hani hiçbir şey yapmasaydı kareyle sizi faal durduruyor. Veya işte başka bir şeyle durduruyor. Yani bir şekilde durduruyor çift vuruşunuzu vesaire. Ee, ama yine de kullanılan yerde kullanılabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Zamanlamayı iyi yapmanız gerekiyor. Kafa uzun mesafe füzesi, uzak mesafe plase. anda e, şu tek pas, ara pası verme, dış plase, hava üstünü Güzel. Hava üstünlüğü ve kafa bakın çok iyi. Yani tam bir on numara. Orta kesenler. Sadece forretiniz değil. E, Ziyeniski de içeriye doğru koşu atıp kafayı zınk diye indirebilecek durumda şu anda. Ben kartı beğendim. Ee, bu paket içerisinde zaten dediğim gibi virüs var, bu var. Bir, bir, bir kişi daha var. Ee, Açılabilecek ama ben açmayacağım. Ee, zaten ücretsiz açtım. Ona da şu Don Mellon geldi. Anasını satayım gele gele. Bakacağız. Güzel. Geçiyorum arkadaşlar. Nelson Semedo. Güçlendirici olarak gelmiş. Ee, sağ bek ve sağ kanat. E, oynayabiliyor. 97'de hızlanmaya sahip arkadaşlar. Güzel. Dunk'lığımız güzel. Ee, az biraz şeyimiz var. Defansımız var. Ama yüksekten pas düşük. Yani yerine orta pozisyon tayı uza akrobatik uzaklaştırma. Ya yani bir yok abi. Yani tam hız hızlanma da. Zaten yani ortalarda da birazcık şey var böyle. Yani yerine ortada da birazcık da bir sıkıntı var gibi. Yani tam net gitmiyor ortalar. Eski oyuna nazaranla. Biraz daha ee, hani ya olur olmadık ortalar gitmiyor. Mesela diğer oyunda mesela adam böyle hiç abi hiç yön vereyim falan filan. Direkt ortaya basıyordu. Güzel orta Şimdi öyle değil. Mesela şimdi biraz daha ortaya yön vermeniz gerekiyor vesaire. Ben böyle bir tık zorlaşmış gibi hissettim ortalarında. E şimdi hal böyle olunca da yüksekten pasın önemi ortaya çıkıyor. Yani şuradaki şu rakam 85 üzeri olması gerekiyor. Bana göre. Arkadaşlar. yani orta açmaz demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani 5 tane ortanın bir tanesini denk getirirsiniz. Eşek değil. Onu da yapsın. Becerisi var yani ama. işte 5 tane ortanın 3'ünü denk getirmek benim meselem. Onun içinde 85-88 gibi artık yani yüksekten pasın daha biraz daha yüksek olması gerekiyor buradaki ee, değer. Ama 79'da kalmış. E, onun ya o, o, yüzden çok da fazla beni heyecanlandırmadı. Nelson sevmedi arkadaşlar. Giovanni Lo Celso. Sol kanat oyuncusu 10 numara oyun tarzıyla gelmiş Lo Celso. Bitiricilikte birazcık sıkıntımız var. Mesela Zielski tam sınırda sınırda güzel. 76-79 pas iyi. Yani riski tercih ederim. Yani Loselso yerine arkadaşlar. GP'li kartın e, yandan yemişi gibi duruyor kart. E, beyler. Onu size söyleyeyim. OS'de de kullanabilirsiniz. Kanat için hızı yeterli olmadığını düşünüyorum ben. OOS'e mevkisini bir değerlendirin. E, Danklık da tam sınırda gelmiş. Beni çok fazla cezvetmedi. Loselso. Geçiyoruz. Yaremçük. Beyler. E, Yaremçük kurnaz oyun tarzıyla beraber gelmiş arkadaşa. Severim PES 2021'de de severdim Yaremçük'ü. Yaremçük iyi oyuncu abi. Siz, ya. yani üç bacaklıların isim bulmuş hali bu. Üç bacaklar var işte Viera diyoruz işte efendime söyleyeyim işte Rudiger diyoruz. Bunların biliyorsunuz 3 tane bacağı var. 3 bacak. Şu ortadaki bacak. Onun isim bulmuş hali Yaremçük ismiyle yani bunu bize hissettiren güçlü bir oyuncu. O anlamda söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. E, ee, Farkınak zaten 91 gelmiş. Bitiricik 90 gelmiş arkadaşlar. Kurnaz oyun da beraber geliyor. Ee, yani... Kullanmazsınız diye düşünüyorum gençler. Ee, ama arada sırada işte. Ya bir bakarsın. Süper yedek var mı? Varmış tamam. Al abi süper yedeği, Bak hava üstünü de varmış. Kafa var mı biraderim? Var. Yeter abi yeter. 191 yeter. Üçüncü bacağı da var. İsminde bakın. Şurada yazıyor. Ee, süper yedeklerini alıp şöyle zınk diye kafayı vurabilirsiniz gençler. Ee, sevgili Yarem Çürkle. Arkadaşlar onun dışında önermiyorum gençler. Cipili kart. <laughs> Rollers. Beyler Rollers. Klasik Avustralyalı e, çiftçiliğin oğlu. Gençler öyle bir tipi var. Baksana. Bunlar böyle oluyor. Böyle kızıl oluyor işte. Beyaz tenli falan filan. Ondan sonra. Yani ne diyelim? Bu çara. Stoper de oynayabiliyormuş. Oynatmayın. Ya kendisine başarılar dileyelim mi? Yani hızı ve hızlanmasından dolayı kaybediyor bence. Şuralar yeterli diye düşünüyorum ben. En azından 84 gelmiş. 79 gelmemiş. Nelson Semedo gibi. Ama bunda da yerin orta yok. Ama e, stoper becerileri de mevcut. Yani beni çok cezbetmedi. Çıkaran arkadaşlar da... E, kullanmasın derim bence arkadaşlar yani. <laughs> ama defası iyi. Mesela e, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Oyuncuyu gömmeden söyleyeyim. E, savunmacı bek ama yine de siz defansif verin. Eğer illa ben bunu kullanacağım dersen ki bence kullanma. Ama yok ben illa kullanacağım abi. Benim savunmacı bekim yok. Tamam. Al abicim o zaman. Sen gene de ver. Ya bu savunmacı bekler yine çıkıyor. Ben çıkıyor abi. Bir dengesizlik var o işte yani. Bazen çıkmıyor. Bazen çıkıyorlar falan filan. Sen buna defansifler illa kullanmak istiyorsan sol bekine koy, bir müddet kullan. Elinde sol bek falan yoksa ama vardır diye düşünüyorum. Yani buna da kalmadın. Geçiyoruz arkadaşlar Don gelme alın. Bana çıktı bu çar. Ee, hız ve hızlanması güzel. Dengesi tam sınırda. Yani 80 düşük hatta. Yani e, hız ve hızlanmaya göre düşük arkadaşlar. Top sürmesi 88, top tutması 88. Fena değil. Biticik 86. Ben bunu e, forvete koyarım abi oynatırsam illa da oynatmayacağım da. Ee, bence oraya koymakta fayda var. Çift vuruş Marsilya dönüşü güzel. Uzun mes uzak mesafe plase, uzun mesafe şut çekme, akrobatik plase, anında şut dış plase süper yedek. Tamam. Ya süper yedekten al koy oynat. Hani e, arkadaşlar çıktıysa bir değerlendirin. Hızı ve hızlanmasının ekmeğini yer diye düşünüyorum ama şut gücü düşük gelmiş. Onu çok beğenmedim. Bir de eee denge konusunda tam böyle ya bir 85 86 gel be birader yani hani şuraya da biri yakışsın yani 81 ne lan? Tam sınırda gelmiş herif. Neyse. Neyse ikinci ara al oynat. Rakip defans yorulur zaten. hız ve hızlanmasını kullanıp içinden geçebilir diye düşünüyorum. Munoz ee, sağ bek hücumcu bek pas düşük Arkadaşa başarılar dileyim mi yoksa dostla mı oynatalım? Ne dersiniz? Arkadaşı üç evetle uğurlayıp başarılar mı dilesek dostla oynatsak? Top kesmesi var, açıyı daratması var. Tamam. Dost oynasın. Tamam tamam. Bekmek oynamaz abi. O pasla bekme oynar. Allah gözünüzü seveyim ya. Artık öyle pas mı var abi? 79 pas. Ne? Yani. Dost dost. Dost. Tamam. Bence Bakın becerilerde tam dosu uygun. Adam markajı top kesme, ara pas verme, yerin orta falan. işte ne bileyim uzun mesaj şu çekme, karak müdahale. Dost dost. Kendine iyi bak dostum. Devam ediyoruz. Bento. Arkadaşlar Bento ee, savuşturmasında sıkıntımız var. Kacılık iyi. Uzanması güzel. Eee, alçak degacı var. A form gelmiş. Madem gelmiş bir deneyin. Ama savuşturmasına dikkat edin. Kaleden çok fazla topu uzaklaştıramayacak. Bu da gol yemenize belki sebep olacaktır. Ee, onun dışında eksik bir yönü şu anda gözükmüyor kalecinin savuşturma dışında. Siz bence şunu <laughs> deneyin. Etkinlik mi etkinlik varsa orada oyna oğlum yani. Direkt kaleyi almayın da online klasman falan oynarken. Öyle yani. Geçeriz. Brian Johnson. Kral. Geriye gelen forvet. Hızlanması var. Top sürmemiz var. Dengemiz yok. Bitiricimiz güzel. Orta karar bir e, oyuncu. Brian Johnson. Galler'in oyuncusu. Yükselen şutlar anında şut tek pas ara pası verme. Kurnazlık pozisyonu. Biraz daha şut becerisi verseniz güzel olmuş aslında. Gen itibariyle farklı oyuncularla oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Yani tek pas ara pası verme. E tamam. Yani dediğim gibi işte. GF. GF'de bir deneyebilirsiniz. Aynı. OS değil. Boyu kısa bunun OS için. GF, GF. Valla tamam son kararım. GF arkadaşlar. Veya çift CF oynuyorsanız bir tanesini yapabilirsiniz. Brian Johnson. Gençler. Fena değil. Ve işte paketin yıldızı. Virüs arkadaşlar. Herkes virüs için açmak isteyecekler muhtemelen ama. Ee, siz birisiniz. Yani. Zielinski ve. Birisinden başka şöyle. Ee, elle tutulur bir şey yok. Bir oyuncu yok arkadaşlar. 89 92 hızdan mı? Tamam şut gücü bir tık düşük. Dengemiz güzel. 85'in üstünde gelmiş. Dayanıklılığımız 79. Süper hediye yokmuş. Uzun mesafe yok. O plase. Uzun mesafe şut çekme. Dalan şutlar. Tek pas. Ara pas verme. Yerine orta çift vuruş da gelmiş. Güzel. Çift vuruş eklenmiş. Krala. Öncesinde de vardı herhalde. Tam hatırlamıyorum ama. top kontrolümüz güzel. Pasımız var. Bitiriciliğimiz var arkadaşlar bu arada. E, farkındalık fena değil. Yani arkadaşlar e, kanatta da oynayabilir bence. Yani sol kanatta verebilirsiniz. Tam sınırda gelmiş hızı. 89, 90 olsa fena olmaz. Ama neyse biz onu görmeyelim. Kanatta oynayabilir. Sağ çıkta oynayabilir. Yani OSD'de de oynayabilir. Bu oyuncu her yerde oynayabilir. Çünkü pası var arkadaşlar. Yerin ortası da var. Yani e, bu bölgeden de bence faydalanabilirsiniz. E, i̇yi e kart. Yani Aynı Ya ne diyeyim abi hani bunun içinde de coin harcar mısınız onu da bilemem. Ben tavsiye etmem. Hani sadece burada işte bir Virs var bir Zelenski var diye de yani. E, hadi Johnson'ı da katalım. Çok kötü bir kart değil bu. Yani da katalım. 1, 2, 3 mü? Değil mi? 3 tane dedik. Yani gözle görülen 3 tane var şu ana kadar. Eh yani bu da fena değil. Ama dediğim gibi yani Brian Johnson, e, Witts ve şey Zielinski burada iyi gözüken oyuncular. E, harcamayın ya. Yani bilmiyorum karar sizin yine de. Ya yani siz birisiniz. Ha ücretsizden açtıysan kullan. Ne bileyim geldi Zielinski kullan. Johnson geldi kullan. Bunu geldi kullan. Yani. Ama oturup da yani 300 koyun harcar mısınız Witts için? Karar sizin gençler. Kötü oyuncu değil, iyi oyuncu evet. Ee, ama işte dedim bunu şut gücü mesela e, bir tık düşük gelmiş. İşte Cansının dengesi e, düşük gelmiş. Onun dışında iyi, e, güzel. Zielinski iyi. Ha, ona diyecek lafımız yok. Johnson'da çift ayak yok mu? Bunda da çift ayak yok. Hmm. Çılgın koşu hızlanan mermi. Bunda da var. Eyvallah. Açın, kullanın. Diyecek bir şey yok. Gençler. Baumgartner'a geçelim. Baumgartner fena değil. Yani hız 82, hızlı hızlı bir tık düşük. Gençler denge 82, çift ayak var. E, bitiricik 84, Yük, alçaktan pası iyi gelmiş. Ve top sürmesi de iyi gelmiş. Top kontrolü beraber 10 numara oyun tarzında yine arkadaşlar. E, hücum yapay zekaları mevcut. E, plase, uzun mesaj çekme dalan şutlar, tek basar, bası verme yerine orta. Yani... Hafiften böyle bir GP'li kart havası gibi bir havası var kartın. Yok değil. Farklı oyuncuları oynamak istiyorsan kullan. Ama dediğim gibi. Yani burada sıralamayı yapıyoruz arkadaşlar. Wills, Zielinski ve Johnson. Ya Burada bu üçü oynanabilir gözüküyor. Karar sizin. Gençler. Benden bu kadar. Ben açmayacağım. Bakalım belki şey açarım. Gabriel Martinelli, Tomiyasu Aşu ve Havertz için belki Arsenal paketinden bir denerim belki. Onun da daha kararını vermedim. Pazartesi günü gelecek oyunculardan Nedvet 10 numara olarak gelecek. Adriana Kurnaz gelecek. Yani şimdi oraya açmam herhalde ya. Zaten bir hakkım var arkadaşlar. Arsenal bana sanki daha iyi gibi geliyor. Çünkü Martinelli bayağı iyi orada ya şu bayağı iyi. Yani direkt ikisi de bence ilk 11 oyuncusu. Süper dekler ama oraya daha bir sıcağım ya. Açarsam Arsenal açarım. Onu da zaten açılış videosunda zaten e, kanala atarım arkadaşlar. Henüz karar vermedim. Zaten daha pazar gününe kadar vakit var. Gençler daha vaktimiz var yani. Durum bu. Ortalamanın bir tık altı gelmiş Potvin'in geneline bakarsak. Dediğim gibi 3 oyuncunun dışında şu anda e, çok da beni heyecanlandıran oyuncular yok. Size kimler çıktı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ve oynattığınız oyuncular hakkında da mesela e, lütfen yorumları yazın. Wits'i yazın. Johnson'ı yazın. Mesela burada işte bu üçünü işaretledik. Mesela Zelinski'yi çıkaranlar. Bir oynattın. E, performanslarını da lütfen e, bize e, yorum olarak atın gençler. Açmayı düşünen arkadaşlar varsa yorumlara bakarak en azından onlara bir e, fikir vermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.